Çok zorluklarla bir şeyleri gerçekleştirip çok zorluklarla, çok uğraşarak bir yerlere geldik. İç Anadolu komedyeniyim ben. Taşra komedyeniyim. Oradan çıktık kendimiz tırnaklarımızla, tezek kokusuyla, çamurla, kerpiçle geldik. Çoğu zaman biz esprilerimizi yer elmasından, patlıcandan, soğandan, patatesten ürettik. Biz öyle kolay gelmedik. Ama İstanbul'da durum çok farklıydı o zaman. Çok farklıydı. Çok farklıydı. Yani bu dönem mesela komedyenler var. Cem Yılmaz var. Atademirer, Yılmaz Erdoğan, Beyazıt Öztürk. Bunların bir üstü vardı. Cem Özer, Hamdi Alkanlar, o jenerasyon. Yani bambaşka bir alemde hepsi İngilizce biliyor. Hepsi efendim güzel mankenlerle takılıyor. Hepsi efendim böyle bir ambalaj parlak çocuklar, temiz çocuklar. Ve hepsi Ropdöşambırlı giyiyordu ya. Yani. Ve hepsi Ropdöşambırlı giyiyordu. Ben bir gün bir şeye gittim. Festivale davet edildim. Edilmedim de kaçak girdik. Tabii o dönem davet eden olmuyordu. Kaçak girdik kenardan. Bir baktım bütün komedyenler aman dedim nasıl falan. Baktım Ropdöşambırlı hepsi. Hepsi Ropdöşambırlı birbirini tutmuş. Herkes birbirini tutardı o zaman. Böylelerdi. Ropdöşambırlı birbirini tutmuş. Bir elde şampanya, bir elde bir manken. Kimisi Ropdöşambırlı'nın kuşağını tutmuş. Ne yapıyorsun benim öpümle kuşağım? Öyle bir dönem. Ve biz Anadolu komedyenlerin hep bizi saf dışı bıraktılar. Hep. Ve kıskançlık nerede biliyor musun? Hani ben gelip böyle halka pragmatik şekilde şaka yapıyorum ya. Çünkü ben bu doğrultuda geldim. Biz Ankara'da yokluk içinde bak elektrik yok bunlar 30 sene 80 yıl. Elektrik yok, su yok, buzdolabı elektrikli hiçbir alet yok. Televizyon var tek kanal, televizyon yok elektrik yok. Gaz lambası ışığında okula gitmeye çalışıyordum. Annem beni sabah geliyordu bir tane kana arabası alıyordu davarların ayağına bağlıyordu annem beni halatla. Adam okulda beni bırakıyordu. Akşam da gelip aynı kana arabası alıyordu beni servisine yediriyordu. O şekilde okula gidip geliyorduk. Ve şaka bulamıyorduk, üretemiyorduk. Dimağımız çünkü zayıftı. Bakkalın çöplerini karıştırarak orada bulduğumuz böyle efendim sakız çiklet kaplarındaki şakaları biz ezberliyorduk. Bu şartlar altında. Bir gün ben geziyorum Ankara'da. Gençlik Parkı'nın oralarda beni çevirdiler dediler ki ya dediler sen baban ne iş yapıyor? Dedim abi ne alaka bu soru? Bana öyle dediler senin baban ne iş yapıyor? Ben sana ne ya? Ben buna sana ne demem? Beni bir dövdüler. Bir dövdüler beni. Ağzımı yüzümü yamulttular. Kafama halka attılar. Malboro halkaları var ya onları attılar. Sonra bir tanesi dedi ki arasında sen dedi zopa yerken bile dedi komiksin. Sen dedi komedyen olursun sen dedi ancak bana. Ve çok açık söylüyorum. Bu hükümet olmasaydı biz komedyen olamazdık. Olamazdık. Ropdöşambırlı gezenler hala aynı şekilde gezmeye devam eder. Ama durum bu.